Vesile olan Orsan ve Suriye Televizyonu ve katılımcıların tamamını da tebrik ediyorum. Tabii bana verilen başlık sosyal medya ile ilgilidir. Kardeşim suçla ilgili bir şey söyledi. Ama ben bu toplantıların toplantılarda konuşulmamış. Hiç konuşulmayan, belki de 10 sene sonra konuşacağımız konulara değineceğim. Bunun da değinilmesi şart. Çünkü bu bir problem, bir sorun varsa bunu kökünden çözmemiz lazım. Olaylara 5 türlü bakabilirsiniz. Bir tanesi tepkisel. Yani bir tane vurdunuz mu o da size vurabilir. İkincisi teknik olarak bakabilirsiniz. Üçüncüsü taktik olarak bakabilirsiniz. Dördüncüsü stratejik olarak bakabilirsiniz. Dikkat edin. Beşincisi sistemik bakmanız lazım. Hadiseleri bir sistem etrafında toplamazsanız konulara hiçbir çözüm bulamazsınız. Günü değerlendirmek, günün dedikodusunu yapmak, problemleri ortaya açmak, problemlerden şikayet etmek, problemleri çok çok saymak, defalarca saymak, işi çözmez. Sadece konuşursunuz. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. 1961 Almanya devleti diyor ki Türkiye'ye, bana işçi lazım. Ve Türkiye'den 2,5 milyon insan Almanya'da çalışmak üzere gidiyor. Türk devletinin yaptığı iş ne? Sadece işçi göndermek. 2,5 milyon insan Almanya'ya yerleşiyor ama Türk devletinin Almanya'da herhangi bir hizmeti yok bu vatandaşlara. Gelin buradan benzetelim. Suriyeliler geldiler. İsteyerek mi geldiler? İstemeden geldiler. Ama Türkiye'de aynen 61 yılındaki Almanya'ya giden Türkler gibi bir vaka var. Türk devleti 20 sene sonra gitti oraya. Kendi camilerini kurdular, kendi iş yerlerini kurdular, kendi okul sorunu, sağlık sorunu, her türlü barınma sorunu, dil sorunu, sorun. Biz onları, onların dilinden Türkiye'de 20 sene dinledik ve 20 sene iktidarlarımız hiçbir şey yapmadılar. Ne yaptılar? Ekonomik kriz oldu. Almanya'dan gelen paralar imdada yetişti. Sadece bu. Eğer sorunları çözebilmek için sistemik yapıyla bakmazsanız arkadaşlarım çözemezsiniz. Ben başbakanlıkta 11 yıl çalıştım. Bu sorunlarla ilgili önemli çalışmalarda bulundum. Ve bununla ilgili devlet arşivlerimizde ciddi dokümantasyonlarımız var. Bir defa arkadaşlar, Suriye'den gelen insanlar, ben hatta bir arada gireyim. İlk 2011 yılında Suriye meselesi olduğunda Suriye sahasını görevli olarak dolaştım. İçinizde arkadaşlar var, biliyorlar. Bütün Suriye'yi dolaştık. Ne oluyor burada acaba? Nedir hadiseler? Anladık ki ciddi bir göç gelecek ve bu göçün, hatta o sırada Cumhurbaşkanımız 3 ayda Tayyip Bey Esed gidecek diyordu. Sahada gördüm ki ben 30 senede gitmeyecek. Sahada onu gördük. Türkmenler, Araplar, Kürtler tüm bölgeleri dolaştık. Büyük bir kaos var ve insanlar ne yaptığını bilmiyor. Küçük küçük ketebeler, örgütlenmeler, karşıdaki devlet de zayıf, o da ne yapacağını bilmiyor. Bir kargaşa ve kaos. Türkiye'de 1961'de giden işçilerimiz böyle bir ortamı görmediler. Ama neyi gördüler biliyor musunuz? Türk devleti kendilerine sahip çıkmıyor. Sizin de şimdi oradaki devletiniz size sahip çıkmıyor. Değil mi? Düşmanınız olarak sizi görüyor. Siz de onu öyle görüyorsunuz. Peki bu durumu sizin ne yapmanız gerektiğini yine dikkat edin. Birey olarak, aile olarak, bulunduğunuz topluluklar olarak ve kurumsal yapılarınız olarak ne yapmanız gerektiğini belirlemeniz lazım. Bu belirleme Almanya'da 20 sene sürdü. Oradaki arkadaşlarımız 20 sene sonra yapılandılar. Tecrübeler, acılar,
Eşlerden ayrılmalar, Almanlarla evlilikler, boşanmalar, çocuklar, travmalar, kıyametler. 20 sene ve Türkiye'de bunun türküleri, şarkıları, edebiyatı, her şeyi oluştu. Şimdi aynı şeyleri yaşayacaksınız ama bizim tecrübemizden istifade edebilmeniz lazım. Hep beraber bunu kurumsallaştırmamız lazım. Peki burada yine dikkatinizi çekiyorum. Medya oluşumu çok güzel bir oluşum. Ama eğer siz devlete talipseniz bu iş medyayla olmaz. Bakın, kamu sektörü bir sektör biliyorsunuz, yönetenler. Değil mi? Kamu. İkincisi özel sektör ve sanayiciler. Üçüncüsü üniversite ve akademisyenler. Dördüncüsü sivil toplum. Beşincisi medya. Medya oluşumunu yapıyor. Peki sivil toplumlar nerede? İlk gelen arkadaşlara, hatta içimizde o arkadaşlar biliyorlar, onlara dedim ki hemen sivil toplumları kuralım. Kendinizi şehirlerle, efendim, ait olduğunuz konularla belirleyin. Çünkü bizim Anadolu'muzda, Türkiye'de her yerden göç var. Bakın, bir Balkan göçü var bizde. Şehirlerin çoğu Selaniklidir, Saraybosnalıdır. Yani bizde o kadar çok Arnavut var, o kadar çok Boşnak var, o kadar çok Sırp var, o kadar çok Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan gelme, farklı isimlerle isimlendirilen kökten Müslüman veya Müslüman olmayan insanlar var Anadolu'da. Kafkaslardan gelenler var, Dağistan'dan gelenler var, Çeçenistan'dan gelen var, Rusya'nın içlerinden gelen var, İran'ın içlerinden gelen var. Bir tek Orta Doğu dünyasından, Irak'tan gelen bir miktar vardı. İlk defa Suriye göçüyle yeni karşılaşıyoruz. Biz devlet olarak, millet olarak göçün ne olduğunu biliyoruz. Çünkü Birinci Dünya Savaşı bu hadiseyi çok hazin bir şekilde bize öğretti. O kadar büyük kayıplarımız oldu ki tüm İslam dünyasında, tüm Osmanlı coğrafyasında. Dolayısıyla buradan bir ders çıkartmamız gerekiyor. Sosyal medya sorusunu ancak bunu anlatarak size anlatacağım. Sosyal medya ile ilgili bir cümle kuracağım sadece. Ben Siber Güvenlik Federasyonu, Türkiye'deki federasyonun başkanıyım. Daha önce başbakanlıkta çalıştım. Ama siber güvenlik, yani sosyal medyanın nasıl kullanıldığını iyi bilen ekiplerim var. Bütün dünyadaki yazılımlar, programlar hepsi devletlere NSA'in, CIA'in, MI6'in özel servisleridir ve bunlar ne yaparlar? Bakın, sosyal savaşlar nasıl olur? Bir askeri savaşta cepheyi yumuşatmak için sürekli top atışı yaparsınız. Sosyal medya araçları da top atışıdır. Bulunan topluluğu bir yumuşatır, lokum haline çevirir, sonra gerekenler yapılır. Bu sosyal medyayı kullanmak o zaman sistemik bir akıl gerektiriyor. Sistemik akıl nedir? Sizin devlete talip olmanız lazım. Sadece askeri kuvvetlerle olmaz. Eğer buradaki sürgünde olan veyahut da buraya gelmiş olan Suriyelilerin bir başbakanı var mıdır? Sizi temsilen bir başbakan beni 3 gün önce aradı. Hocam, biz cephede çalışıyoruz, İşte gelip sizinle görüşmek istiyoruz. Yani siyasi bir kararınızın olması lazım. Hadi ben o Suriye sahasında dolaşırken eksikliği şunu gördüm. Bir manevi lider yok. Küçük küçük, ayrı ayrı dedikodu, parçalan olmaz ki bu. Buna bir bütünlük bulmanız gerekiyor. Yoksa daha 10 yıllarınız geçer ve şikayet edersiniz. Bir müddet sonra şikayetleriniz çözümsüz olur ve size de fayda getirmez. Bulunduğunuz yerde o sizin şikayetlerinizden şikayet etmeye başlar. Bilmiyorum hadiseyi toparlayabiliyor muyum? Şurada şunu izah etmek istiyorum. Siz medya oluşumunda bu işle başlamışsanız muhakkak entelektüelleriniz, kültür adamlarınız, ufku olan sanatçılarınız bu hadisenin içerisine girmelidir. Arkasından iş adamlarınız, sanayicileriniz, ciddi iş adamlarınız var Türkiye'de. Ben Bursa ve Urfalıyım. Bursa'da Suriyeli yatırımcıların miktarı çok büyük. Merkez Bankası'ndan Suriyeli yatırımcıların miktarlarını aldım. Nedir, ne tür katkıda bulunuyorlar?
çok ciddi iş adamlarını sermaye getirmiş. Bu iş adamlarınızın devlete talip olması lazım. Sanayicinizin devlete talip olması lazım. Yani sizin siyasi partileşmelerinizi burada yapmanız gerekiyor. Talip olmanın yolu böyle olur. Nasıl olur acaba? Buna benzer metodoloji bulmazsanız ha bire şikayet edersiniz, bu toplantılar olur ve ondan sonra da hiçbir şey olmaz. Çünkü biz Almanya örneğinde yaşadık. Peki şu anda Almanya'da nedir? O giden vatandaşlarımızın yarısı Alman vatandaşı oldular. Sizlerin de yarınız olacaksınız, onu bilin. Sizin çocuklarınız buradan belki hiç ayrılmayacak. Biz Almanya'daki çocuklarımızı getiremiyoruz. Getirince diyorlar ki biz Türkiye'yi beğenmiyoruz. Tekrar Almanya'ya dönüyorlar. Orada vatandaş oldular, siyasi partiler içerisine girdiler, siyasi partiler kurmaya başladılar. Belediye başkanı oldular, encümen üyesi oldular, bakan oluyorlar. Hatta ve hatta Alman gizli örgütünün başkan yardımcısı Türk şu anda. Bakın öyle girdiler. Demek ki bulunduğunuz yere adaptasyon bir süre sonra olur. Ama sizin entegrasyon veya orayla kaynaşma sorunlarınız hep olacak. Dil meselesi, sağlık meselesi, eğitim meselesi, bütün bunlar olacak. İşe bence sadece medya ortamının buluşmalarının dışında asıl hedefiniz, eğer bir Esed'le mücadeleniz varsa ona mukabil yapılanmalarınızı yapmalısınız. Dernekler ayrı, federasyonlar ayrı, sivil toplum ayrı. Ama siyasi oluşumlarınızı, yani devlete talip olmalısınız. Sahadaki mesela savaşan grupları gidip gördük. Çok önceden çok farklıydı. Suriye buradaki arkadaşlarla oradaki arkadaşların anlayışları farklıydı. Bunları o dönemde rapor etmiştik. Yani Türkiye'nin devletine de, hükümetine de ve kurumlarına da bilgi ve enforme yapmanız gerekiyor. Sürekli bilgilendirmeniz gerekiyor. Çünkü o kendi yol ve yöntemiyle kendi güvenliğini sağlayan bir metotla bu işleri arıyor. Böyle bulmaya çalışıyor. Bakın şunu kesin kes bilin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir Osmanlıcılık iddiası yok. Bunu kesinlikle bilin. Olmuş olsa Suriye'nin içerisinde işgalci bir güç gibi gider. Böyle bir niyet yok. Hatta bir an önce de oradan çıkmak ister. Çünkü biz devletimizi herkesten çok iyi biliyoruz. Böyle bir tarzı yok. Mevcut Misak-ı Milli'nin sınırları dışında konsepti yok. Güvenlik konsepti böyle. Ama İran'ın böyle değil. Yayılmak istiyor. Rusya'nın böyle değil. Yayılmak istiyor. Türk devleti İran ve Rusya politikalarıyla mücadele edecek. Böyle bir şeyi de yok. Sadece bu vatandaşlar gelmesin, yerinde dursun diyor. Burada zulüm olmasın diyor. Bakın bunu yanlış anlamayın. Böyle bir savaş derdi de yok. Ama kendi eski coğrafyasından kendisine doğru gelmeleri ve zulmü istemiyor. Böyle bir anlayış var. Ben orada çalıştığım için uzun müddet net ve berrak açıklık politikaları dediğimiz politikalar, hiçbir gizli hesabı yoktur. Bakın hiçbir devletin bu sözü söylemek çok zordur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hesapsız devlettir. Bu bölgede kendisi huzurla yaşamak istiyor. Derdi budur. Ama bir Suriyeli veya Suriye'den gelen misafirlerini mülteci de kabul etmiyor. Dünkü konuşmacılarımız mülteci haklarını kaybediyoruz, şunu şey yapıyor. Bunları raporlarsanız devlet ve hükümet bunları hemen hızlıca çözmeye çalışır. Bakın danışmanlık çok önemlidir. Çağırmış olduğumuz konuşmacıların çoğu çok güzel ve dirayetli konuşmacılar. Ama bunlar yetmez. Burada bir siyaset var. Siyasetin içerisinde muhalefet var. İktidar sizi benimsiyor. Devletin konsepti 2. Mahmut dönemine kadardır. Siyasetin konsepti Sultan Fatih'e kadardır. Dolayısıyla siyaset Tayyip Bey'in zihniyetiyle devletin zihniyeti birbiriyle tam örtüşmez. Sizin buna yardımcı olmanız gerekiyor. Nasıl yardımcı olmanız lazım? Türk siyasetinin içerisindeki muhalefet böyle bir olguyu katiyen istemiyor. Çünkü bunu bir İslamlaşmak zannediyor. Bunu tekrar geriye dönmek zannediyor. Bunu bir Osmanlılık zannediyor. Bunu kendi içerinizde de mükemmelen anlatmanız lazım. Bunun için son cümleye geliyorum. Sosyal medya araçları manipülatif, yani manipülasyonu kuvvetli araçlardır. Hiçbiri özel sektör değildir. Hepsinin arkasında ya Amerika, ya İngiltere, ya Fransa, ya efendim Rusya gibi devletlerin istihbaratları olur. Bunları kullanırken de kendi birebir
face to face, yani yüze yüz politikaları öğrenmek, planlamak ve içinizdeki liderleri bulup öne çıkartmak zorundasınız. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki döneme, bir dahaki yıla bu konularda medya oluşumu gibi Suriye'nin, Türkiye'de Suriyelilerin bir araştırma enstitüsü ve üniversitelere verdiği görevler olmasını diliyor, başarılar diliyorum. Hocam çok teşekkür ederiz.